Değerli izleyenler yeniden merhabalar. Yeni bir noktalı virgül programında yine çok değerli bir isimle beraberim. Gazeteci yazar Sayın Mine Kırıkkanat. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Rüzgarcığım. Hepinize merhaba. Sevgili izleyicilerimize de selamlar Paris'ten. Şimdi sizin Paris'te olduğunuz, bizim Türkiye'de olduğumuz son yayın artık kavuşacağız diye umut ediyoruz. Evet ben de öyle. <laughs> Hiç bu kadar sıkılmamıştım Paris'te döndüğüme gerçekten çok mutluyum koronavirüs işte bütün dünyayı böyle mahvetti evet. maalesef umut ediyoruz biraz önce bir an önce düzelir ee, şimdi 2021'in son yayını demiştik geçen hafta yaptığımız yayında evet. umutlarımız var güzel şeyler konuşacağız dedik ama 2022'nin de şimdi şöyle ilk günlerinden baktığımız zaman gündemimiz bir hayli kalabalık ee, ilginç söylemler var konuşulan farklı konular var şimdi onları masaya yatıracağız onları konuşacağız beraber öncelikle size benim çok dikkatimi çeken ve sizin nasıl yorumlayacağınızı merak ettiğim bir konuyu sorarak başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Türk siyasetinin gözünü kin bürümüş, kifayetsiz muhterisler tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz dedi ve bir tehdit savurdu. Dedi ki 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün, 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse size de öyle dersini verir dedi. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum çünkü ciddi bir söylem, ciddi bir e, tehdit algısı yarattı. E, önce bir izleyelim konuşmasını e, Sayın Cumhurbaşkanı, daha sonrasında size sorayım. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, <laughs> meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün. Siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Şimdi hal böyleydi daha sonrasında da cümlelerini aslında şöyle devam etti o da ilginç bir kelime seçimi diyeyim. Bizler Cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze, önümüze katar gideceğiniz yere kadar kovalarız dedi Sayın Erdoğan. E, Sayın Kırkan siz nasıl yorumlarsınız bu söylemi? Dehşet verici ama normal bir ülkeden ve normal bir demokrasiden bakınca dehşet verici. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir viraj aldı. Ve biz bunun saptamasını zaten rüzgarcım sizinle geçen hafta yapmıştık. Türkiye artık bir demokrasi değil. Biliyorsunuz Saddam da seçimle geliyordu başa. Her seferinde yeniden seçiliyordu. Yüzde 90, yüzde 98, 99 oylarla. Biz artık Saddam'ın Irak'ı gibi bir ülkeyiz. Çünkü normal bir demokraside bir cumhurbaşkanının, bir devlet başkanının halkın yarısını ki Bugün artık yarısı olduğumuz bile söylenemez çünkü muhalifler şu anda yapılan bütün anketlerde gerçek çoğunluğun aslında Millet İttifakı ya da Millet İttifakı bile olmayan e, muhalif bu rejime Sayın Erdoğan'a ve partisine bu iktidara muhaliflerden oluştuğunu gösteriyor. Yani Ak Parti'nin oyları MHP'nin oyları birleştiği zaman aslında Türkiye'nin üçte birine üçte birinden biraz fazlasına. Ee, eşitleniyor ve bu giderek de azalıyor. Bu üçte bir yani bir e, milletin, bir ulusun, bir e, halkın e, bugüne kadar bu iktidar iktidar olana kadar e, bunca bölünmemiş, bunca birbirinden nefret etmemiş e, ayrışım yaşamamış bir halkın dörtte üçünü önüne nasıl katıp kovalayacak? Bir kere bu teknik olarak imkansız ve sorunuzun cevabı teknik olarak imkansız aslında. Fakat bu söylem dehşet verecek. Çünkü bu söylem Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, hatta Güney Afrika'da, yani az çok demokrasiyle yönetilen bir ülkede söylendiği zaman şöyle söyleyeyim size ayrımcılık yapmaktan ve e, demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı hareket etmekten, bu ülkede doğmuş, bu ülkede e, ataları bu ülke için savaşmış insanı, insanlara yönelik bu nefret söyleminden dolayı suçlanır ve bu bir ağır ceza suçlaması olurdu. Dolayısıyla e, artık Türkiye normal bir ülke değil. Sayın Erdoğan'ın partisinin ve MHP'nin desteğiyle. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne diye sokacağız yerden sonra geçirdiği yer ben en uygun olarak Saddam'ın Irak'ını görüyorum yani İran bile değil İran çünkü Molla rejiminde bile insanların birbiriyle nazik ve zarif konuşmaya çalıştığı terbiyeli insanların ülkesidir bizde terbiye de kalmadı balık baştan kokar derler yani terbiyesizlik Tepeden yapılmaya başladığı zaman sonuna kadar artık e, o terbiyesizlik yayılarak gider. Ve zaten her günde şikayet ettiğimiz bu kabalık, bu terbiyesizlik, bu saygısızlık değil mi? E, artık Türkiye'de saygısızlık ve halkın dörtte üçünün önüne katıp kovalamak isteyen bir azgın çoğunlukla idare edilen bir rejimdir. Bir de ve ileride geleceğiz ama yani e, bu geçen hafta yaptığımız saptamaya o kadar uygun ki e, dolayısıyla e, ilk günün kötü haber olarak bakmayalım biz bun, bun, bunlara bunların hepsi kötü haber ama bunlar bizim bildiğimiz öngördüğümüz zaten e, viraj aldı biraz daha hızlandı ama daha önce de edilen e, laflara uygun bizim 2022'den beklediğimiz sürprizler başka ve o sürprizler umarım terbiyesizlere kabalara bir cevap niteliğinde olacaktır. E, Sayın Erdoğan'ın e, özellikle sözlerinde sıkça belirttiği, özellikle seçim zamanı e, tabiri caizse diline pelesenk olmuş bir söylem vardı. <laughs> Halbuki ben sadece beni seçenlerin Cumhurbaşkanı değilim. Tüm Türkiye'nin cumhurbaşkanıyım. Ben herkese sevgiyle yaklaşırım gibi ılımlı böyle sözlerini çokça işittik. Fakat sonrasında da şimdi gönül dilinden anlamayanlara anladıkları dilden konuşmasını bilirim gibi bir e, cümleyle bitiriyor oluşu e, bu söylemiyle biraz da çelişti, tutmadı gibi. Elbette tutmadı çünkü başka bir söylemi daha var. Ee, biliyorsunuz dün de. E... Ee, biz size aşığız biz biz bu millete aşığız dedi ee, Sayın Erdoğan aslında yanıltmıyor yani biz yanıltmıyor biz artık onu tanıyoruz yani Erdoğan'a çok yakışıyor bu söylem yani bir yandan kovalamaya kalkıyor dörtte e, üçünü bu milletin ondan sonra dönüyor biz bu millete aşığız diyor şimdi aşktan ne anlıyor tamamen o üçte bir azınlık var ya kaba, hoyrat terbiyesiz azınlık aslında ne yazık ki, ne yazık ki çok ayıp biçimde Cumhurbaşkanı onların sözcülüğünü yapıyor ve onların değerlerini paylaşıyor. Çünkü bakın yani bu aşk, bu üçte bir milletine duyduğu aşk o kadar o üçte bir milletin, o hoyrat kişilerin kadınlara duyduğu aşka uygun ki evet aşk kelimesini kullanabilirler çünkü onlar biliyorsunuz yani Kadın cinayetleri e, AKP iktidarı süresince bin, bin bine karşılık yani binde 3600 kat attı. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın cinayetleri AKP iktidarıyla paralel olarak arttı. O adamlar o kadınları niye öldürüyorlar? Ya benimsin ya toprağın e, işte benim olmazsan kimseye yar etmem. E, e, aslında Türkiye'nin e, merkez bankasının bir zamanlar olan hazinesine aşık bu insanların aşkı da böyle. O hazine, o e, o rantlar e, ya benim olacak ya kara toprağın yani o rantlar için, <laughs> o rantlar için e, demin dediği gibi e, milletin o çok sevdiği aşık olduğu milletin aslında ki e, üçte bir milletin Cumhurbaşkanı oluyor. Üçte ikisini, dörtte üçünü kovalamaya hazır. Yani aslında bizi sokaklara indirmeye çalışıyorlar, ama biz medeni insanlarız. Biz onlar gibi değiliz. Biz sözle dövüşürüz. Biz silahla dövüşmeyiz. Biz tehdit etmeyiz. Kimseyi hele kovmak, hele işte sürmek yapmak değil. Biz en fazla yargıya taşımakla tehdit ederiz. O sokağa inmeyeceğiz çünkü artık çoğunluğuz ve o sandık mutlaka gelecek. Ve o sandıkta hiçbir şey, hiçbir hile bu sefer yapmamaları için canla başla çalışacağız, yaptırmayacağız. Ve e, bu milletin Erdoğan'ın sevmediği, hazinesine aşık olduğu, rantına aşık oldu bu milletin dörtte üçü Onları çok güzel ve sadece iktidardan gönderecek. Ondan sonra da yargıya götürecek. Şimdi e, bu hakikaten ilginç bir konu, ilginç bir gündemdi. Çünkü bu söylemler sizin de söylediğiniz gibi aslında geçen haftada konuştuğumuz gibi e, demokratik olması gereken, demokrasiyle yönetilen bir ülkenin e, Cumhurbaşkanı'nın söylemleri oluşu çok ilginç hani e, sokaktan bir vatandaş değil bunları söyleyen, market yöneten e, Hasan Amca değil bunları söyleyen, yani Türkiye Cumhurbaşkanı e, hakikaten sizin de yorumladığınız gibi farklı denklemler barındıran bir söylem olmuş. Şimdi e, bir yandan bunu konuşurken bir yandan da Ana Muhalefet Partisi, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı devlet kurum kuruluşlarına girememesine şahit oluyoruz. Israrla evet. geçen hafta geçen haftadan daha evvel TÜİK'e alınmamasını konuşuyorduk. Daha sonrasında şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na giremedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun üzerine sadece bizim medya basın organlarımız değil yabancı medyanın da dikkatini çekti. Sayfalarında yer buldu bu olay. Ve daha sonrasında şöyle bir e, haber var karşımda. İlginç de bir söylem aslında. Bakanlıklara zincir ve asma kilit alın talimatı gittiğine dair. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet gazetesi sayfasında böyle yer vermiş bu habere. E, evet hakikaten bence de böyle. Evet, çok, evet. Gülünç, çok gülünç. Evet. evet. E, bunu nasıl yorumlarsınız Sayın Kırkkanat? Daha sonrasında ben konuyla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum ama çünkü bazı bir araştırma sonuçları var. Profesör Doktor Engin Karadağ'ın bir araştırma sonucu var. Bence değerli de bir araştırma. Ama buna gelmeden evvel bu devlet kurumlarına Kılıçdaroğlu'nun ısrarla alınmıyor oluşu, reddediliyor oluşu neden kaynaklanıyor sizce? Bir demokraside muhalefet ve muhalefet liderinin görevi Elbette o demokrasinin iyi işleyip işlemediğini ve, ve kurumların o iyi işleyip işlemediğini denetlemektir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu biraz geç de olsa aslında bu da denetimleri yapmayı istemekte de son derece haklı. Bunu çok önceden başlatması gerekirdi. Dolayısıyla dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu'nun denetim görevi olan İktidar denetlemekle görevli. İstidarın yaptıklarını denetlemekle görevli. Kurumların nasıl istediğini denetmekle görevli olan muhalefet, ana muhalefet partisi başkanının e, bu biçimde e, TÜİK'e, önce TÜİK'e, şimdi işte e, Merkez Bankası'na, yarın öbür gün başka bir yere alınmamasının e, alınmamasının aslında ee, normal e, söylemde skandal diye nitelenmesi lazım. Ama biz skandallar evresini geçtik çoktan. Biz skandallar evresini geçtik. Biz artık dehşet evresindeyiz. Dolayısıyla e, gördüğünüz gibi dehşetli bir gülme krizi içerisinde. Yani hiç, dünya'nın hiçbir yerinde olmayacak işler hakkında konuşmak zorunda kalıyoruz. Bunları da geçen hafta söylemiştik. Dolayısıyla burada bir kez daha aslında e, siz bir şey söylemiştiniz e, yazışırken zaten gündemde. Üniversiteler rektörleri de herhalde titriyordur. Şimdi ya gelirse Kılıçdaroğlu onlar da kilit ve şey zincir şey etmeye başlamışlardır. Bir kere Zincir galiba AKP ve MHP şeyinde e, şargonun sihirli bir şey. Biliyorsunuz Kabataş'ta da e, bir hanım, e, <laughs> AKP'li bir hanım, e, sanrıları, seksüel, cinsel sanrıları, işte zincirle erkekler üstüme doğru geldiler falan. Zincir böyle çok e, uyuyor bence aslında. AKP ve MHP iktidarına zincire dair bir şeyleri var. Zincire, kilide dair böyle vekalet kilidi de olabilir bu aslında. Bir zaafları var. Dolayısıyla ...çok yakışıyor kendilerine... ...o zincirler, o kilitler... İnşallah günün birinde biz aralarında... ...çok suç işlemiş olanları... ...çünkü hepsini yargıya taşımaya kalkarsak... ...sanırım yani epeyce işimiz olur... ...bazılarına sadece... ...kelepçe cezası verilir... ...diğerlerine bol bol... ...kilit ve zincir kullanılacak zaten... ...hapishanelere girdiklerinde... ...işledikleri vatana ihanet... ...ve yolsuzluk suçlarından... ...burada aslında... Sayın Kılıçdaroğlu bir görevini yerine getirmeye çalışırken Türkiye artık demokrasi olmadığı için e, o kurumlarda kapıların kilitlenip zincirlenip alınmaması aslında ah yani Sabahattin Ali'den beri hiçbir şey Türkiye'de değişmediğini gösteriyor. Hep aynı barbarlık, hep aynı kafasına odun indirilerek öldürülen Sabahattin Ali gibi ve burada e, muktedir büyük muktedir şu mesajı veriyor. Yani biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin sana sevdanın yolları bana kurşunlardır şeyi <laughs> e, şiiri diyor ki bana sevdanın yolları yani sevda aşk biliyorsunuz ne ya hazinenin yolları rantların yolları e, sana kilitler sana e, sana zincirler diyor. E tabii biz bunu tersine çevirmek için yola çıktık zaten. Çok uzun zamandan beri uğraşıyoruz. AKP, sadece AKP dönemi değil, ben 70'leri de yaşamış, çok genç kız olarak 70'leri yaşadım, 80'leri yaşadım, 90'ları yaşadım. Hayatımı zaten bu kaba, bu barbar zihniyetle, bu çıkarcı, bu yolsuz zihniyetle, bu ideali olmayan, ideali sadece leşkerini doldurmak olan zihniyetle mücadeleye adadım evet biz günün birinde mutlaka başaracağız. Yani ve bu zaman çok yakınlaştı umut ediyorum ki çünkü gün geçmiyor ki gerçekten hani konuştuğumuz şeylerin derecesi böyle kat be kat artmaya da başladı. ve artık bunu normalleştirdiğimiz an aslında bence tehlikenin çanlarının daha da derinden çaldığı zamanlar. Şimdi bir de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının neden gittiğini de söylemekte yarar görüyorum. Eee evet. kamu personeli seçme sınavında sonuçların açıklanmasının ardından birçok kişinin yüksek puan almasına rağmen mülakat aşamasında elendiğini e, şahit olduk. E, evet. Bunu dile getirmek için, bu problemi konuşmak için gidecekti Sayın Kılıçdaroğlu eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu alıp görüşmeye fakat e, olmadı. Şimdi ben biraz da bu e, rektörlerden konuşmak isterim. Bu e, Profesör Doktor Engin Karadağın yaptığı e, güzel araştırmayla birlikte 197 rektör üzerinden Türkiye'yi şöyle bir e, gözden geçirmiş Sayın Karadağ. E, Boğaz içi Problemleriyle başladık aslında Boğaziçi rektörünün işte kayyum rektör atanması, Boğaziçi'li öğrencilerin bunu ayaklanıp e, hayır demesi ve e, sonrasında Boğaziçi'li öğrencilerin polisten e, gördükleri e, kötü muamele diyeyim artık. Yani bunu nasıl değerlendireyim bilmiyorum. Şimdi e, Karadağ araştırmasına göre Türkiye'de her 37 ilahiyat profesöründen biri rektör olmuş. <laughs> 2016'dan sonra 2016'ya kadar böyle değil 1946'da mesela nasıl seçiliyor rektörler diye şöyle bir baktığımızda 1946'da kabul edilen kanda rektörlerin seçimle görev başına gelmesi e, durumu varken 2016'da e, bu değişiyor ve e, YÖK tarafından önerilecek 3 aday sonunda da 3 e, adaydan Cumhurbaşkanının rektörü seçmesi Sonra da baktığımız zaman da dediğim gibi işte böyle e, araştırmaya göre 10 yıl önce hiç ilahiyat mezunu rektör yokken, bu, bu ilginç bir detay çünkü 2016'dan evet. sonra Türkiye'den her 37 ilahiyat profesöründen biri rektör oldu. Evet. Siz ne düşünürsünüz, ne söylemek istersiniz? E zaten görüyoruz çok güzel bir araştırma bu, çok doğru bir araştırma e, e, yapan e, bilim insanını tebrik ederim ben de. Aa, ve fakat bunları biliyoruz biz yani biliyorsunuz o saçma sapan konuşan rektörler, e, ne bileyim Gata'nın başhekimi, sakallı takkeli e, e, başhekimler yani biz bunları biliyoruz. Bu insanlardan ileriye Türkiye'yi, e, Türkiye gençlerine, Türkiye'nin çocuklarına e, geleceğin, geleceğin kapılarını açacak çapta biri yok. E, mesela 197 rektör dediniz. E, biz başarılı olunca ve bu iktidarı iktidardan seçimler yoluyla düşürmeyi başarınca aslında bu rektörlerden belki de rektörlükten atılmayacak insan sayısını ben size tahmin olarak söyleyebilirim. 7. 190 gidecektir. Çünkü 190'ın sadece rektörlükleri değil, bence Nihat biliyorsunuz Satipoğlu bu ülkede yani yani daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Nasıl anlatabilirim? Dolayısıyla 190'a gidecektir. Ben bunların sadece rektörlükte rektörlüğe layık olmamalarından, liyakat sahibi olmalarından değil, profesörlüklerinden de emin değilim. İlahiyatçı profesörlüklerinden de emin değilim. Yani e, bilgi seviyelerinden de emin değilim, insanlıklarından da emin değilim, niyetlerinden de emin değilim. Bunların hepsi emir kulu. Hepsi ya zaten pek çok rektörü görüyoruz. Rektör geliyor özel e, e, şey, karısına, kızına, bal kızına, dız dızına, dış kapının tokmağına, amcasına, enistesine. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz bazı şeyleri, enistesinden bazı şeyleri işte... Hmm, e, ...dünüründen falan öğreniyor. yani dünür enişte bu ilişkiler çok önemli O cam ya e, leyakat değil yani mesela akraba olabilmek. E, bazı rektörlerin yani biliyorsunuz makam yarattıklarını görüyorsunuz. Yani kapıcı olmayacak karısına makam yaratıyor. E, ne bileyim ne işte hiçbir e, sınavı kazanamamış kazanamamış Kızına ya da işte akrabasına özel yazıyorlar mesela işte bir 60 boyunda, Ondan sonra hiçbir yeri kazanamamış, e, hafif geri zekalı olması gereken bir kadro açılmıştır. Buraya işte tek aday var zaten. O da o yiyen, o kız, o şey. Yani e, adeta şeyi kumral e, saçları var. Ondan sonucuma gözünün tekişişi. Böyle Direkt kadran, adrese teslim. E, adrese teslim. Tabii e, e, ama yani adrese teslim dediğiniz zaman adrese okuduğunuz zaman adresin zaten boş olduğunu anlıyorsunuz. Bunlar yemek için. Bunlar bunlar Türk halkının vergileriyle toplanan paranın sevdalısı. Ona aşıklar. Bunlar hırsız. Hırsızlık üzerine bütün yaptıkları hırsızlık. Yani rektöründen bütün mevkilere önce ceplerini doldurmak. İnşallah günün birinde inşallah diyorum çünkü Biliyorsunuz son zamanlarda işte dün yapılan şeye göre şeyden önce 24 sene Allah demek yasaklanmış ya bu ülkede AKP'nin bir tanesi yalan bir yalan rüzgarı esiyor. Rüzgarı değil kasırga fırtınaya dönüştü artık Türkiye'de. Öyleymiş ya ben de onun için özel olarak inşallah diyorum. İnşallah bunlardan kurtulduğumuzda biz o ceplerini doldurduklarında geri alacağız. Şimdi bir de biraz önce bahsettiğimiz gibi söylediniz ya siz de rektörlerle ilgili tekrar konuya gelecek olursam adını açıklamayan bir rektör de konuyla ilgili mesela şöyle bir cümle etmiş. Randevu ve ziyaretler sonrası rahatsız olduk. Acaba kampüs ve rektörlüğe gelmek isterse randevu verecek miyiz? Ne yapalım gibi bir şey. Şimdi Şah. rektörlerin de bir üniversite rektörünün de üniversite dediğimiz şey işte bilimin, ilimin, e ee, özgür düşüncenin aslında yayılması gereken, e, aydınlığın oradan yayılması çıkması gereken bir yer olarak düşündüğümüz bu sizin zaman söylediğiniz bu çok ilginç. Evet bu sizin söylediğiniz çok doğru ama bu sizin söylediğiniz yani zaten etik olanı. Fakat başka bir şey de var. Yani somut olarak somut olarak üniversiteler anayasaya göre özel kurumlardır kaçıncı madde unuttum ben 103. madde mi öyle bir şey madde sayı, şeyinde yanılabilirim sayısında. Yani sizin söylemeniz etik olanı. Etiği de geçtik ama zaten yasal olarak özerk olma. Özerklik ne demektir? Özerklik bilimsel bağımsızlık kişisel bağımsızlık demektir. Bu 197 doktorun 7'sini ne olur ne olmaz belki iyidirler diye kenara koyuyorum. 190'ının sizin söylediğiniz ya yani ne yapalım randevu verelim diye soracak kadar kişiliksiz, kimliksiz, onursuz, gurursuz kapı kullarının bağımsızlığı, bilimsel bağımsızlığı ve namuslu bilim duruşunu temsil ederek gerekirse saçmayan, saçmalayan iktidar sahiplerine kafa tutması gereken insanların Karşılaştırılması mümkün mü? Yani böyle bir üniversitenin başı olabilirler mi? Ne yapalım? Yeme mi verelim? Gelsin mi? Bence bu verelim mi? Diyenler. Ya bunların hepsi birer tane komedi konusu. Gerçekten. Ve yani bizim şu andaki e, komedi sanatçılarımız son derece yetenekli, son derece yetenekli ve umarım e, bu iktidardan kurtulunca o yeteneklerini nihayet Silivri korkusu olmadan ortaya koyup bu dönemlerin büyük bir komedyasını yani Dante'nin Dante'nin ilahi komedyası var ya bizimkisi tabii ki ilahi değil ama yani e, e, Dante kadar da e, büyük bir kalem beklemiyorum ama yani bizim de bir ilahi komedyamız var bir ilahi komedyası yazılması lazım bu iktidara gerçekten yani bu kulluk iktidarının, bu kapı kulluğu, bu hizmetçilik, bu e, yani gurursuzluk, onursuzluk tablosu. Hap, tamam şey diyorlar. Yani e, kafasına vurunca başını yiyen insanların yani bir şekilde bir şekilde Ahmet'in Akpınar e, ne güzel yapardı bunları yani deve kuşu e, kabarede. Keşke yaşlanmasalardı. Keşke bazı insanlar hiç yaşlanmasalar. Yani keşke şu anda Zeki Alasya ile birlikte o gençliklerin olsun. Mahvederlerdi bunları ya, mahvederlerdi. Gülmekten öldürürlerdi, gülmekten öldürürlerdi. Böyle bir ilahi komedi yazmak gerekecek bizim ülkemiz için. Çünkü yaşanan her şey gerçekten en kahkahalarla güldürecek komedilerden daha gülünç. Daha gülünç, daha düzeysiz çünkü daha aptalca. Şimdi e, ilginç bir söylemle devam edelim o halde. Çünkü sizin gibi yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı da oldu. Bu şu durumu e, çok gülünç bulan, şimdi durumu hemen anlatıyorum. E, Akit yazarı Şevki Yılmaz bir programa katılıyor. Akit TV'de yayınlanan bir kürsü programına katılıyor ve e, bazı söylemlerde bulunuyor. Diyor ki e, Sayın Yılmaz AK Parti'nin kasanın ağzını açması lazım. 23 Kasım seçimlerine gitmeden evvel AK Parti'nin kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var bunu kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı? Dedi. Daha sonrasında sosyal medyada çok ciddi gündem oldu. Herkes e, bir taraftan konuştu. Daha sonrasında da Sayın Şevki Yılmaz e, bu kadar konuşulup gündem olunca ve bu kadar eleştiri yağmuru gelmeye başlayınca dedi ki görüntüler montaj Benimle hiçbir <laughs> alakası yok görüntüler montaj. Ee, sayın ya. Kırıkkanat siz e, ne düşünüyorsunuz görüntülerle ilgili? E, şimdi videoyu da izledik. E, siz neler söylemek istersiniz? Montaj mıdır da Şev siz? Şevki Yılmaz'ın suratına bakın zaten. Yani belli bir insan tüplemesidir o. Ee, onun, onun yani suç işlememek için düşünüyorum. Ne söyleyebilirim diye. Ee, içinde ne varsa, içindeki tüm çirkinlik dışına yansımış bir surattır. Şevki Yılmaz'ın gençliği daha da beterdi. Şevki Yılmaz kim? Her şeyden önce buna bir bakalım. Atatürk'ün mozolesine niçin çelen koymadığını söyledikleri zaman, biz ata, ite, puta tapanlardan değiliz diyen. Paraya tapanlardan o. O yüzden de çıkış zaten 700 ton altınımız olduğunu sanmıyorum ben ama 700 ton altınımıza gözünü dikerek her şeyden önce bu iktidarın yerinde kalması ve yemeğe devam edebilmesi için yemeğe kendisinin ailesinin de yemesi. Çünkü e, Şevki Yılmaz'ın biliyorsunuz oğlu da AKP milletvekili. Ailecek yiyorlar. Yani. Akit'in de nasıl bir paçavra olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben e, bu sözlerde ben bu sözleri komik bulmadım. Çünkü bu sözler aslında benim yıllardan beri söylediğim ve geçen hafta da işte e, yaptığımız programın devamı olarak bütün yani bu program başından beri söylediklerimiz devamı olarak her şeyden önce iktidarda kalmak için her şeyi yapabilecek kapasitede ortalığı kanrevan bile edebilirler ve seçimlerin de hilesiz yapılmasına imkan yok demiştik ya. Bunlar iktidarı sulh yoluyla, seçim yoluyla bırakmayacak. Çünkü demokrasiye inanmıyorlar, ne yaptıklarını da biliyorlar demiştik ya. İşte bunun sonucunda Sevgi Yılmaz da kendi minik mercimek aklıyla bu kadarını akıl ediyor. Ve diyor ki aslında yağmaya çağırıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın ve devlet hazinesinin yağmalayalım, talan edelim, Onları böyle dağıtalım, bu seçimleri kazanalım, bunlara bırakmayalım, bunlara bunlara çöl bırakalım, bunlara açlık bırakalım, bunlara felaket bırakalım, kıtlık bırakalım diyor. O bunlar kim? Bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız. Şimdi ben e, zaten sosyal medyada o tepkiyi göstermiştim. Buna hiç gülmedim. Şevki Yılmaz'ın devletin bekasını tehdit eden, Hazinesine göz koyan ve hazinesini ilga etmeye çalışan ve çağıran e, suç unsuru kişi olarak derhal gözaltına alınması, kovuşturulması ve bu sözlerle işlediği suçun cezasını çekmesi lazım. Metin Akpınar'ı biliyorsunuz hangi sözler için Müjdat Gezer'le birlikte o yaşlarında, o yaşlarında karakola götürdüler. Gece yarısı. Kaç saat tuttular. Şevki Yılmaz burada devlet hazinesini ve devletin bütün olanaklarının çalana çağırıyor. Yağmaya çağırıyor. Sırf demokratik bir seçimle iktidar değişimi olmasın. Olursa da gelecek olan iktidara, gelecek olan iktidara kıtlık, yokluk ve sefalet bırakılsın. Türkiye'nin bekası için bir tehlike ve tehdittir bu adam. Ve büyük suç işliyor. Bence kovuşturmalar. Ama adalet de kalmadığı, yargı da kalmadığı için Türkiye'de savcılar buna tabii ki kovuşturma açmaya korkuyorlar. Fakat bu sözlerinin e, cezasını ağır ödeyecek. Daha öncekileri de tabii ki o listede görüş. Yani mesela şunu demiş Türkiye'nin 195'i Hizbullah'tır. Ben Hizbullah'ım. Hizbullah olmayan şeytandır. Türkiye'de iki buçuk milyon fahişe var demiş bu adam. Açık açık şeriatçılık yap yapıyor. Açık açık şeriatçılık yapıyor. Her şeyin çözümü diyor şeriatçılıkta diyor. Ama kafayı belden aşağıdan kurtaramamış yani. Sürekli olarak bir söz geliyor. Bütün söylemlerinde 1970'lerden başlayarak... Pesemen lafını çok seviyor Şevki Yılmaz. TBMM'ye Pesemenler Meclisi demiş 1993'te. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. Ya? Evet. Ve, ve On, Türkiye e, Büyük Millet Meclisine. Tabi tabi e, ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisine Pesemenler Meclisi demiş. Ben basında buldum bunu yani bugün hani biz gündemi karşılaştırdık ya e, sizinle evet, birlikte. evet, evet e, işte o zaman aradım ve buldum. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bakın kafayı şeyler belden yukarı çıkaramıyor diyor, dememin nedeni bu şimdi. Şeyi gördünüz. Türkiye'de iki buçuk milyon fahişe var lafını gördünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne pezevenkler mi istediğini gördünüz. Bir de son olarak e, şeyden uygulamadan kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak yahu ne zaman pe pezevenkliği medeniyet yaptınız demiş. Evet. Adam pezevenklik ve fahişelikle aklını bozmuş. Şimdi bundan siz bırakın siyasa, bırakın sosyolojik, bırakın diplomatik ama yani normal iyi terbiye görmüş, oturmasını kalkmasını bilen bir insanın nezaketini bekleyebilir misiniz? Bu insanlar her şeyden önce henüz çağdaş insanın eriştiği kişisel ve sosyal kişiliğe, karaktere ve insanlığa erişememiş kişiler. Yani bu kadar. Şimdi söylediğiniz hakikaten çok ilginç yalnız. Evet. Yani ilginç üzücü. Hani birçok böyle sıfatı kullanabilirim bunun için. Yani çünkü bizim evet. en değerli. Önem verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi yani e, hakkın hukukun konuşulduğu e, halkın temsil edildiği yani şimdi şurada buradan şunu düşünüyorum halk temsil ediliyorsa orada Türkiye Cumhuriyeti halkı orada temsil ediliyorsa acaba o sözleri e, halk içinde mi söylemiş manasına geliyor ben bunu çıkartıyorum bilemiyorum. E, şimdi son olarak çarpıcı bir e, iddia var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan köşesinde yazmış. Daha sonrasında da yine sıkça konuşuldu. Ee, Akp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Yiğit Bulut'un Ankara Esenboğa Havalimanı'nda e, duty free mağazasına girerek yani gümrüksüz satış yapılan e, havaalanlarında bulunan yere girerek e, alışveriş yaptığı öne sürüldü. E, daha sonrasında pehlivan yazısının bir bölümünde isim vermedi ama e, bu kişiyle ilgili şöyle bir e, cümle etti ki biz buradan anladık. Dolar 3 liraya geçerse yüzüme tükürün diyen biri vardı ya. İşte o dedi. Ee, bir görüntüleri izleyelim, konuşalım üzerine. Tamam. 3.50'de, 3.60'da, 3.70'de, 3.80'de, 3.94'de burada ekranları kırdık hatırlarsanız. Sakın bulaşmayın diye. Sakın bulaşmayın bu kur geri dönecek diye. O günlerde tweet atanlar, yazı yazanlar, adamsanız çıkın ve özür dileyin. Evet. Tam bundan sonra da işte 3 liraya geçerse yüzüme tükürsünler diyor. Şimdi 2017'de olmuş bu konuşma. Yıl 2022 bakıyoruz dolar 14 seviyelerinde. <laughs> fazla yol almışız hakikaten çok fazla yol almışız. Şimdi sigara ve alkole de aynı zamanda biliyorsunuz %47 oranında zam geldi. Şöyle düşündüm direkt bu haberi gördüğüm zaman vay be dedim ben yani yiğit bulut bile demek ki hmm. e, bu yola başvuruyoruz bu gelen zamlardan sonra gümrüksüz, gümrüksüz satış noktalarından duty Free'den almak için e, bunu yapıyor. Yani çok ilginç siz nasıl yorumlarsınız? Yiğit, ben çok doğal yorumluyorum. Yiğit Bulut yüzüne tükürülmesine hoş e, hiç yani yüzüne tükürün Yiğit Bulut'un. Ah yağmur yağdı der geçer. Ben Yiğit Bulut çok iyi tanıyorum yani Yiğit Bulut beni hiç şaşırtmıyor bu aldırmazlığıyla. Ben 2007-2008, 2008-2009 yani bu şey aralığında iki yıl Yiğit Bulut'un yönettiği bir programa katıldım Habertürk'te. O zaman Habertürk'te biliyorsunuz önemli bir yeri vardı. ve Yiğit Bulut'a yapmadım mı bırakmadım inanın yani Suratına resmen o kadar hakaret ederdim ki Yiğit Bulut'un. Program sırasında, program dışında der <laughs> geçerdi. Hiç aldırmazdı çünkü a, hani niye beni yani isterdi o programda? Yani ücret aldığım bir programda e, tam anlamıyla. Tam anlamıyla Habertürk'te çalışıyordum yani o sırada Yiğit Bulut'un programı için. E, çünkü reytingim yüksekti. Reytingim yüksekti. Her aklıma geleni, yani e, aklıma geleni, aklına geleni, aklımda geçen bütün hakaretleri ederdim ben Yiğit Bulut'a, <laughs> der geçer diyor ya. İnanın yani böyle derdi. Çıkırıyor suratına, aa yağmur yağmış der. Bu kadar. Ve geçmişine baktığınız zaman, çünkü ben onu e, gençliğimden biliyorum. Bir kere Yiğit Bulut'un bir e, Adnan'ın tuzağına, Adnan Oktan'ın tuzağına düşmüş bir gençliği vardır. Tabii. Onun gibi e, Adnan'ın tuzağına düşmüş e, hanımı, ki Aydın Doğan'ın baldızının kızıdır. E, aynen onu gibi ikisini de kurtarmışlardır. Ve bunu yani daha fazla artık tuzaklara falan düşmesin diye e, Doğan grubuna aldılar. Ama Aydın Doğan nefret ederdi mesela e, Yiğit Bulut'tan ve fakat... E, şeyin Maldız'ın Maldız'ın kocası işte eski turizm bakanıydı e, adı aklıma gelmiyor şimdilik. E, dolayısıyla onların hatırları için hatırlı için karısının hatırı için Maldız'ın hatırı için bu yiğit bulutu bir şekilde o ekonomi e, yazarlığında tutardı ve hiç sevmezdi hiç güvenmezdi yiğit buluta yani Aydın Doğan bir şey olduğundan değil ama iyi, Aydın Doğan bile güvenmezdi düşünün ve Yiğit Bulut o şeyde işte hürriyette olduğu dönemlerde ben Doğan Grubu'nda çalışıyordum ve Aydın Doğan'la çok yakınında çalışıyordum. Yani yakın adamlarından biriydim. Ve Yiğit Bulut o sırada vatan, millet, Sakarya şey milliyetçi, milliyetçilikte yani milliyetçilik mangalından kül bırakmazdı. Sonra bir baktık Yiğit Bulut aa yani bakın kariyeri Adnan Oktar'la başlayan adamın başka türlü olması beklenemez. Bir tek bunu söyleyeyim, o bile yeter yani. Sonra nasıl değiştiğini gördünüz. Ama ben arada onunla bir de çalıştım yani. Hakir görerek çalıştım. Küçümseyerek çalıştım. Ee, hem program sırasında hem program dışında hakaret ederek çalıştım. Umurunun teki değildi. Onun paspas gibi bir surat vardır ondan. İsterseniz tükürün. Demek ki çok iddialı bir söylem değil o zaman kendisi için. Hani dolar 3 liraya Hiç. geçerse yüzüme tükürün deyip 5 yıl önce. Tabi canım. Tabii. Şimdi bir yandan da yine bu zamlarla ilgili de konuşmak isterim. %47'lik özel tüketim vergisi inanılmaz bir zam oldu. Evet. Her şeye geldiği gibi. işte içki ve sigaraya da geldi. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Hani böyle bir pozitif yandan bakalım, güzel şeyler konuşalım derken. Hani acaba iktidar... Halkın sağlığını düşünüyor olabilir mi e, bu kararı alırken, bu ÖTV zammını uygularken? E, böyle bir şey düşünmüş olabilir mi diye aklımdan geçti. <laughs> İyimserliğinizin hayranıyım Rüzgarcığım. Ne kadar güzel. Peki öyle düşünelim, tamam yani öyle düşünelim. Ama bence... E... Tamam iyilikte kalalım. Bizim iyiliğimizi istiyor o yüzden artırıyor. Ee, ama şu yani cebime koy diye bir şey vardır biliyor musunuz? Sigara içmeyin diye zamlandırıyoruz. İçki içmeyin diye zamlandırıyoruz. İçinden de ondan sonra ay içseler de işte içseler de oradan gelen vergi de artsa. Oluyum bu aslında ama Evet, iyilikle bitirmek için işte e, bunu düşünebilirsiniz. E, evet, yani iddia iddia da zaten doğruysa bu hakikaten konuştuğumuz çok çarpıcı bir iddiaydı. Barış Pehlivan da zaten bu uyarıyı, bu e, sağlık için atılan bu adımı pek de kale almamış gibi gözüküyor zaten. Tabii canım. Tabii canım. <laughs> Barış'ım, sevgili Barış'ım, Barış, Barış Terkaoğlu ve Barış Pehlivan benim oğullarımdır. O kadar yakınımdır ve çok çok severim onları. Eee Barış'ım çok güzel bir noktaya e, parmak basmış ve de benim de tamamlamak istediğim bir şey var ama ekonomi bütün bunlara rağmen o kadar kötü gidiyor ki Yiğit Bulut gibi hala Cumhurbaşkanlığı danışma maaşına bağlanmış zaten yani her yerden götürmüş bir adam bile 3 kuruşa daha ucuz alabilmek için bu söylediğiniz e, ve bu yazdığı zaten e, duty free mağazasından 3 kuruş keretme peşine düşmüş vah vah Yiğit bulut bile 3-5 kuruşun peşine düştüyse Türkiye çok kötü düştü o zaman. Kesinlikle ben de onu düşünüyorum yani vay haline hı hı. asgari ücretle geçinmeye çalışan ya da işte emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşın derdi yani o zaman. Emekli ve emekli ve asgari ücret alan e, emekçilerimizi biz sigaradan bir içkiden kurtaracağız, sağlıklı yapacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Mecburen <laughs> artık. Mecburen artık yani. <laughs> evet. Mecburen asla. sağlıklı Şimdi, olacaklar. Bir yandan da sağlıklı olalım ama akıl sağlığımızı korumak için de işte kültür sanat aktiviteleri ne bakıyorum şöyle bir mesela Ankara'da oynanan oyunlar özel e, tiyatrolarda ya da devlet opera balesinde inanılmaz da Artmış durumda her şeyin fiyatı arttığı gibi onlara da arttı. Ama bu durumda işte akıl sağlığımızı korumakta biraz zorlaşmaya da başladı. E, kültürden ve sanattan uzak olduğumuz sürece e, iyice bilimden uzaklaşıyor gibiyiz. Umuyorum ki bu düzenlemeler bir an önce e, geri haline çekilir. Bir yandan da öyle de bir sıkıntı var yani gerçekten çok artmış durumda Kesinlikle fiyatlar. Kesinlikle doğru. Bakın tarih boyunca insan tütün içmiştir. Evet. Tütünün de yani zararlı olması aslında bir süre sonra yeni teknolojilerle birlikte basılan kimyasal ilaçlardan dolayı. Tütünün kendisi zararlı değil. Bilmiyorum duydunuz mu Havana Sosyal Club diye bir şahane orkestra. Onun işte Compay Segundo büyük tenorlarından bir tanesiydi. Compay Segundo 9 yaşında bir Küba'da e, puro e, saran e, kör e, anneannesine yardım etmek için e, onunla birlikte ona yardım etmek için pro sarmaya başlıyor ve 9 yaşında pro içmeye başlıyor. Compay Segundo 96 yaşında öldü. Yani tütünün kendisi gerçekten zararlı değil. Azteklerden beri içiyorlar tütünü. Kimyasal onu şeyler. İçkinin de fazlası zarar. Fakat Fransızlar öğlen ve akşam birer kadeh şaraplarını e, içmeden e, yemek yemezler. Yani şarap içmeden zaten yemek yemezler. Ama baktığımız zaman dünyada en çok en uzun yaşayan insanların arasında üçüncü sırada e, Okinawa e, Yarımadası'ndan sonra Japonya'da Fransızları görüyorsunuz. Çok uzun yaşıyorlar Fransızlar. Dolayısıyla bunların hepsi palavra. Aslında eğer gerçekten sağlığımızı düşünüyorlarsak, bütün dünyada böyle sadece Türkiye'de değil. Bence tütünü yasaklamasınlar. Tütüne basılan kimyasalı yasaklasınlar. Bu bir. İkincisi e, içki içkinin fiyatını artırmasınlar, Tam tersine ucuzlasınlar. İnsanlar daha çok e, ama içki kültürünü içselleştirmiş biçimde içebilsinler. Şimdi nasıl içileceğini bile bilmeyen gençler e, yani e, hasta oluyorlar. Hasta oluyorlar ve hasta bir topluma tanıklık ediyorlar. Ee, akıl sağlığımızı nasıl e, koruyacağımıza gelince, şimdi bu dünyada tütün de içmiş insan, içki de içmiş ve oldum olası içmiş ve fakat ondan sonra başka şeyler de gelmiş buraya. Yani mesela ot diyorlar, afyon diyorlar, esrar diyorlar. Ben anlamam bunları ama eroin, morfin, e, kokain bütün bunlar var. Bir de biliyorsunuz küçük ve çok ucuza satılan artık kimyasal haplar var. Şimdi biliyor musunuz Türkiye'de yapılan şu. Bütün İslam ülkelerinde de böyle oldu zaten. Afganistan'da içki yasak, sigara yasak mı değil mi tam olarak şimdi söyleyemedim. Herhalde yasaktır. Ama millet yani eroinin en safı çıkıyor orada. Yani eroin şeyden kaçakçısı, ihracatçı, ihracat kaçak ihracatçısı Afganistan. Afganistan eroin memleketi. Herkes eroin, eroin man. Herkes eroin Ya yani eskiden daha mı iyi bu? Şeyden daha mı iyi bu? Sigaradan daha mı iyi bu? İran'a bakıyorsunuz. Aynı şekilde hepsi Afyon'la, otla, otla şeyle kafayı buluyor. Bütün Müslüman ülkelerde mesela Yemen'de kat, kat kum mu kum kat mı öyle bir şey var koyuyorlar, çiğniyorlar, o da uyuşturucu. bütün e, yatıyor. Kadınlar çalışıyor. İslam ülkelerinde yani iski ve sigaranın yasaklandığı ülkelere baktığınız zaman hepsi bir şekilde doğal ya da kimyasal uyuşturucuya başvuruyor. Belki de insanın buna ihtiyacı var. Onun için bunun zararsızları tutulmalı, zararları zararlarıyla mücadele edilmeli diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de olan ne? Türkiye'de arabalarda ve muktedirlere ait arabalarda ve uçaklarda ve gemilerde boyuna ya kokain yakalanıyor ya e, ya e, eroin yakalanıyor ya hap yakalanıyor kimyasal pudra şekerleri yakalandı pudra şekerleri dediğimiz şey pudra şeker dediğimiz aslında kokain işte evet ee, dolayısıyla pudra şekerleri yani buraya kadar zaten muktedirlerin çocukları şeyleri bu işi yaptırdıkları trolleri altına Mercedes çektikleri e, ve aşağılık işlerde kullandıkları kişiler buralara kadar pudra şekerine batmış vaziyette bunlar uyuşturucu bağımlısı olmuşlar şu anda sigaraya içkiye gelen Sam'la birlikte Türkiye'yi pudra şekerine yöneltiyor bu İsteyerek mi yapıyorlar Bile bilemem İstemeyerek mi yapar, yapıyorlar bilemem. Ama pudra şekerinden büyük bir kaçak kara para geldiği kesin. Acaba bunun için mi içkiye ve sigaraya bunca zam yapıyorlar? Yani çünkü bunun yerine fakirler için kimyasal hap, zenginler için eroin ya da kokain alacak. Dolayısıyla bu bir soru. Bu açık bir soru. Kimseyi suçlamıyorum ama gidişat budur. Ve bu gidişat hepsi uyuşturucu bağımlısı İslam ülkelerinden biri yapmaya aday Türkiye. Yi büyük bir karanlığa doğru da sürüklenir şüphesiz öyle bir durumda. Türkiye şimdi söylediğiniz gibi bastırılan duyguların aniden patlaması ya da işte sürekli izin verilmeyen ee, işte yasaklar konulan çocukların aslında daha da e, yapması gibi e, Türkiye'de de işte mesela şeyi görüyoruz. Taciz ve tecavüzde Türkiye işte İslam ülkeleri özellikle bakacak olduğumuz zaman ne kadar yasaklar konulursa konulsun taciz ve tecavüz sıralamalarında öyle bir yüksekte ki hani koyduğunuz yasaklar ve eylemler arasında inanılmaz bir uçurum var. Evet. Maalesef evet. ki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kırıkkanat. Yine noktalı bir programımızı ederim. sonlandırıyoruz. Zaman su gibi açıp akıp gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum ve sevgili izleyicilerimize sonsuz sevgiler, selamlar gönderiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.